İsmim Cem. 2001 yılında Demirtaş Paşa Endüstri Meslek Lisesi'nde elektrik bölümü mezunuyum. Okul bitirdikten sonra elektrikle pek uğraşmadım mezun olduğum bölümle ilgili. Hayvancılık işi yapan bir firmaya, süslama makineleri, çiftlik ekipmanları yapan bir firmaya çıraklık olarak başladık o zaman. Aşağı yukarı 2001'in yazıydı başladığımda. 15 sene orada ilk baş çıraklık olarak başladık. Daha sonra üretime geçtim. Üretimden sonra büyük sistemler, sağım sistemleri olarak onlarda devam ettim çalışmama. Ondan sonra sistem sorumlusu olarak genç yaşta öyle diyeyim size. Sistemden sorumlu oldum. Altında iki tane ekip vardı çalışan. Daha sonra pazarlamaya kadar aynı firmada yükselerekten devam ettim. Esnaflık Çalışma hayatı. olarak geliyor bizim geçmişimiz. Aşağı yukarı 3 kuşaktır esnaf derler. Hep böyle işçi çalıştıran, işveren tarafında olduğumuz için hep onu görüyorduk biz. Bir takım bir saatten sonra da hayaller büyüyor. Gelecek daha çok şey yapıyorsun, hedeflerini büyütüyorsun. Malum işçilikte gideceğin yer belli, büyüyeceğin mevki belli. Biz biraz daha büyük bakıyordum ben. Ben niye iş vermeyeyim veya bu kadar insan benim yanımda niye çalışmasın? Veya bana niye patron denilmesin? Birazcık o vardır. Böyle aşağı yukarı bir 5 senedir iyicene yoğunlaşmıştım ben bu işe. Biz ne işler yapıyoruz? Bizim temelimiz süt sağım makinaları, çiftlik ekipmanları, hayvancılık üzerine olabilen mekanik, otomatik bütün sistemleri yapıyoruz. Ufak mobil makineler kendi üretimimizdir. A'dan Z'ye her şeyini kendimiz yapıyoruz. Büyük sistemlerde de bir miktarını kendimiz yapıyoruz. Bir miktarını da dışarıdan yabancı bir firmanın distribütörlüğünü aldık burada. Dünya devi ikinci firma bu kendisi. Onun muamillerini burada pazarlıyoruz. Bunun dışında danışmanlık bölümümüz var. Danışmanlıkta da işte devletin verdiği, Dünya Bankası'nın desteklediği hibeler var, projeler var. Bunların A'dan Z'ye bütün hepsini yapıyoruz. Nasıl ki işte bir köylü bize geldi, ben bu işi yapacağım dediğinde sadece biz ondan tapusunu istiyoruz. Geri kalan bütün her şeylerini, sürecini, işte evrak sürecinden başlayıp da binanın teslimine kadar her şeyini kendimiz yapıyoruz. Bu şekilde. Burası bizim iş için merkez bir yer. Kurum olsun yakınımızda. Çalıştığımız firmalar yakınımızda. Sürekli yeri geliyor günde 5 sefer gidildiği olmuyor. Tamamen yani çalıştığımız çevreye bakaraktan bu yeri seçtik. Baktık birazcık da şey var, bu bölge biraz daha hareketlenme yeniliği olan bir bölge. O yüzden burayı seçtik. Vallahi girişimcilik kursunda neyi öğrendik? Ben ilk baş ticaretin benim baktığım yönde olmadığını öğrendim. Veya ben bu yola çıkarken düşündüğümün veya hayal ettiğimin tamamen dışında bir yola. Aşağı yukarı 15 gün müydü? Öyle bir şey gördük galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Veya bir ay mıydı? Bu sürede benim bütün her şeyim tamamen değişti, düşüncelerim. Biz daha birazcık daha amatörcene bakıyorduk. İşte o da olur diyorduk veya işin akışında bu da olur diyorduk ama o sürecin basamakları olduğunu ben tamamen hepsini orada öğrendim. İşte bir dış ticaret olsun veya bir iç pazarı olsun nasıl hakim olunacağını veya muhasebesel konularda nasıl hareket edileceğini, sağ olsun hocamız Sanem Hanım çok iyidir. Hem belgelendirme konu, bizim çünkü işimizde belgelendirme olayı çok fazla. Gerek üretim belgeleri, TSE'ler, CE'ler falan, sanayi odasına bağlı olduğumuzdan. Bu süreçte bana çok faydası oldu. Hatta kafam takıldıkça ben arar sorarım. Hocam böyle bir duruma belge almamız lazım mı veya bunu yapacağız belge almamız lazım mı? Bana katkısı çok fazla. Bana bu sunulan olanaklardan dolayı veya bu verilmiş olan eğitimden dolayı ilk baş BUSME'ye, daha sonra KOSGEB'e,
bu kursu düzenleyen en tabii en başta Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunarım.